Ya biz bu kayyum rejimini tanımlarken talancıdır dedik zaten. Hani sadece halk iradesini gasp etme değil, rejimin uygulandığı bütün alanlardaki yeraltı ve yerüstü zenginlik kaynaklarını halk yararına, toplum yararına değil, yandaş kurum, kuruluşlar ve şahıslara peşkeş çekme çabasıdır. Mevcut Ankara iktidarının, Ankara merkezi yönetimin hizmetine yerel kaynakları seferber etme çabasıdır. Yani kayyum budur aslında. Şimdi doğrudur. Belediyenin encümen adına, hatta encümen değil, yani belediye meclisi adına alınan kararları incelediğimizde, o kararlarda yani haraç, mezat, bazı taşınmazlar elden çıkarılmaya çalışılıyor. İlginç bir şekilde belediye meclis kararıyla diyor encümene devredildi yetki diyor. Şimdi belediye meclisi yok ortada. Hani seçilmiş belediye meclisi yok. Kayyum atandıktan bu yana Büyükşehir Belediye Meclisi toplanmadı. Fiilen feshedilmiş. 3-4 bürokratın ya da atanmışın seçilmiş halk iradesi yerine bu türden karar alması zaten sakıncalı. Dolayısıyla bu kararlar, alınan kararlar, yapılan işler, pratikler, her neyse hepsi, hiçbiri meşru değildir. Kabul da görmez. İleriki süreçte bunların hesapları sorulacaktır. Ondan sonra yani kamu ihalelerinin kanunu vardır. Yürürlükteki kanun vardır. Şimdi bu kanunun gereği bile yapılmıyor. Adrese teslim ediliyor birçok şey. İster hizmet alımı durumunda olsun, ister diyelim ki benzer taşınmazların elden çıkarılma durumu olsun. İhale kanunu işletilmiyor. Yani o kanun da rafa kalkmış. Hani halkın seçilmiş iradesinin rafa kalktığı gibi o ihale kanunu da rafa kalkmış. Şimdi encümen kim? Şu anda belediye meclisi kim? Aslında özü itibariyle aynı şahıslar, aynı bürokratlar, aynı kişiler. Yani belediye meclisi olmayınca doğal olarak belediye encümeni de olmaz. Yani bir iki atanmışla hem belediyenin hem belediye meclisinin yeri hem de encümenin yerine konumlanmış oluyor. Dolayısıyla şimdiki o kararlar incelendiğinde doğal olarak seçim süreci de yaklaştı. Biz bu seçim sürecine doğru giderken yani yandaşı, kandaşı, partiliyi nasıl besleriz, nasıl palazlandırırızın telaşı da var. İkinci bir şey daha var. Kesin, net bilinen bir şey var. Yarınki günde seçim olsa Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın çok rahatlıkla partimiz tarafından alınabileceğini çok iyi biliyorlar. Bunu kamuoyu da biliyor. Sadece belediyeyi borç yüküyle devretmek yetmiyor. Yarınki günde halkın hizmetine sunulabilecek bütün kaynakların kurutulması da söz konusu. Yani bir enkazın ötesinde bir şey devretmek istiyorlar. Bu da bir şey. Yani geçen işte bundan 2 ay önce bir seçim yaşadık. İktidar yeniden görev başında ama iktidarın Maliye Bakanı görevi devralırken şunu diyor, halkımız sabretsin diyor, bir enkaz devraldık diyor. Ama düzelteceğiz. Yani siz enkazı kimden devraldınız? İktidar değişikliği olmadı ki. Bu söz söylemek size düşmez. Eğer siz gitmiş olsaydınız, muhalefet gelmiş olsa, muhalefetin o sözü bir yere kadar söyleme hakkı vardır. Dolayısıyla aynı zihniyet devam ediyor. Yani merkezi yönetim zihniyeti yerel yönetimlerde de devam ediyor. Şimdi alınan kararlar var. Mesela burada büyük büyük arsalar var, büyük büyük araziler var, devrediliyor. Yani 151 nolu kararı incelediğimizde, güya meclis kararı, özü itibariyle bir iki üç
bürokratın kararıdır. Meclis yeni aldıkları karar. Yani on binlerce dönüm arazi satın peşkeş çekilmiş. İpek yolunda, Tuşba'da, Edremit'te, merkezi 3 ilçede, Erciş'te. Yani bunları elden çıkarma çabası vardır. Ne yapacaklar bunu? Kime verecekler? Kime tahsis edecekler? İşte güya Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda spor, Van'da sporu desteklemek için yani on binlerce, yüz binlerce para transferi söz konusudur. Biz görevde olduğumuz dönemde yani bizim bir alt belediyemiz, Muradiye Belediye'mize, Muradiye Şelalesi'ndeki restorasyon çalışmasının tamamlanması için bütçeden belediye meclis kararıyla belli bir para aktardık, soruşturmalık oldu. Daha sonra bizim iddianamelerimiz de yer aldı. Yani sonuçta kanunen bir meclisimizin böyle bir yetkisi olduğu halde bunu soruşturma konusu yaptılar. Ama kendilerine gelince doğal olarak Gençlik Spor Bakanlığı, Spor Müdürlüğü'ne, bilmem işte spor faaliyetlerini destekleme, gençlik merkezlerine arazi ve binalar devrediliyor. Dolayısıyla özetle şunu söyleyebiliriz. Zihniyet itibariyle merkezi hükümete yarandığı yetmiyor. Yerel kaynakları tümüyle yandaş, kandaş ve partililerin yani iktidar partisinin hizmetine sokma çabası vardır. Belediye meclisi feshedilmiş durumdadır. Bunları meclis kararı olarak ilana çıkıyorlar. Meclis kararı değil bunlar. Kabul edilmez, meşruiyeti de yoktur. Yarınki günde görevi devraldığımızda şu net olarak bilinsin ki hepsinin peşine düşeceğiz yani. Herkes kendisini ayağını denk alsın. Yani bunları hangi kanun, hangi yetkiye dayanarak belediyeden devralıyorsa şahıs ya da kurum kuruluşlar, biz bunların peşine düşeceğiz. Halkın kaynaklarıdır, halkın malıdır. Bu kaynaklar toplumun ve halkın yararına kullanılacaktır. Şahısların ya da yandaş kurum ve kuruluşların yararına harcanamaz, müsaade etmeyeceğiz.